Merhaba seyirciler, ben Joker. Ben de oyuncak çocuk. Tehlikeli yarışlara kısa bir ara vermiştik. Kaldığımız yerden devam ediyor yarışlar. Bugünün ilk yarışçısı Thor arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız arabalardan seçtiler yarışacakları arabaları. Evet, Thor Kumpert Apollo ile yarışıyor. Elçin Novruzov istemiş bunu. Abi herhangi bir yarışçı Apollo Gampart ile yarışsın Azerbaycan'da selamlar demiş. Bizden de size selamlar kardeşim. Roketledi Thor. Enteresan bir yarış parkurunda yarışıyor bugünkü yarışçılar. Evet, şu puanları da gösterelim. B grubu yarışçıları yarışıyor bugün. Bebelek, Deadpool ve Thor 19 puanla birinciliği paylaşıyorlar. Bugün kimler yarışacak? Onu da sen söyle örümcek çocuk, yoruldum ya. Tamam, ilk yarışmacı Toy'du. Toy'dan başka Bla Bla var, Kaptan Amerika var, Kamil Dayı var ve Bebelek var arkadaşlar. Solucan deliğine güzel girdi Thor. Bu arada Joker TV kanalımıza gelip oradaki maceralarımızı da izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemediyseniz de izlersiniz umarım. Doğru. Joker TV kanalına da uyuyun arkadaşlar. Daha önce görmeyenler için söyleyeyim. Harika bir yer. Oraya da abone olun. Kaçırmayın maceraları. Thor pervaneye tosladı. Arabanın kabuğu çıktı sanki. Kafasına araba düştü. Thor! Geçmiş olsun Thor. Sadece bir kez hata yaptım ve yarış dışı kaldım. İnanamıyorum. Toy bu yarıştan puan alsaydı tek başına birinci olma şansı vardı. O fırsatı kaçırdı arkadaşlar. Bakalım Bebelek ne yapacak? Evet, çocuğum için çok büyük bir fırsat bu. Kesinlikle puan almalı. İşte B grubunun kralı geliyor, kralı. Bebelek, hadi çocuğum. Göster abilerine şu marifetlerini. Araba nasıl sürülürmüş göster. Öyle deme baba. Yarışı bitiremezsem rezil olmayalım. Yok canım, rezil olmazsın. Herkes senin ne kadar usta bir şoför olduğunu biliyor. Benden bile daha güzel sürüyorsun ya. Evet, puanlara bakacak olursak öyle görünüyor. Evet, hadi çocuğum roketle artık. Tamam. Güzel. Evet. Sanırım bir daha roketle diyecektim. Güzel. Çocuğum harika gidiyor örümcek çocuk. Evet. Bu arabayı kim istemiş ona bakalım. Osman Aziz. Abi lütfen bir sonraki yaşta Örümcek Bebek veya Bebelek konuşsak Jesko ile yarışsın. 5 yıldır izliyorum. Seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz arkadaşım. Babacım, ben bu arabayla önceden de yarışmıştım da birinci olmuştum. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum çocuğum. Sen birçok arabayla yarıştın ve birinci oldun. Artık hepsi birbirine karışıyor ya. Ben bu arabayı seviyorum. Güzel gidiyor. Daha önce birinci olduğum için yine birinci olabilirim belki. Evet, neden olmasın? Dikkatli bir şekilde yarıştıktan sonra gerisi kolay. Antika arabayla da yarışsan yeteri kadar hızlı olsun yeter. Bak buralarda bah vurdu işte, tam bunu diyecektim. Kenarlarda pervaneler var. Ortadan gitmek lazım. Neyse, orayı da geçti. İşte oradaki yampa var bir tane. Orası bayağı zor. Evet, orası çok kritik noktalardan biri. Şöyle ortasından geçiverse aşağıdan veya yukarıdan hayır olamaz. Özür dilerim babacığım, bak rezil olduk işte. Yok çocuğum, neden rezil olasın ki? Herkesin başına geliyor. Hatta benim başıma devamlı geliyor ya. Üzülme sen çocuğum, bir dahaki yarışta puan alırsın. Aslan babam, çok seviyorum seni. Keşke yarışı bitirebilseydi ya. Samet Aktaş, bir sonraki yaşta bla bla Pagani Zonda ye ile yarışsın Tokat'tan selamlar demiş. Selamlar Samet, Tokat'a da selamlar. Pagani Zonda ile yaşıyor bla bla. Bla bla'nın 17 puanı var. Bebelek'le Toy puan alamadı. Ondan sonracıma bla bla birinci olursa 20 puanı olur ve B grubunun birinci sırasına geçer. Ne? Bakayım. Bla bla 17 puanla 5. sırada. Bebelek'in 19 puanı var. Evet. Oo, birinci olursa Bla B grubunun lideri olur ya. Hiç dikkat etmemiştim. Ve Pagani ile yaşıyor. Güzel bir araba. Bakalım neler yapacak. Kırıncı adam, neden senin yanımda yarışmanı istedim biliyor musun? Bilmiyorum dostum, neden istedin? Çünkü karıncaları severim. Çok çalışkan hayvanlar. Ayt! Vurdu ama bir şey yok. Telaş yapma karınca adam. Benlik bir durum yok dostum. Asıl sen telaş yapma. Evet, ne diyordum? Şey diyeceğim, sen yer altında mı yaşıyorsun karınca adam? Yani senin milyonlarca akraban olmalı. Sürüler halinde yaşıyorsunuz ya. Bla, iyi misin sen? Gerçekten karınca olduğumu düşünmüyorsun değil mi? Ne bakayım?
Sen gerçekten karınca değil misin? Ben seni hayvan sanıyordum. Olamaz dostum. Karıncaya benzer bir halin var mı? Suratına baksana. Suratımdaki maske. Ha işte maskenin ardında karınca kafası var sanıyordum ben. İnanamıyorum. Ya kollarım, bacaklarım? Yani ne bileyim. Sen hayvan değil misin? Toprak altında yaşamıyor musun? İnanamıyorum sana bula bula. Bu arabaya ne oldu ya? Düz gitmiyor. Demek beni hayvan sanıyordun ha? O zaman demir adamı da demirden sanıyorsun. Yo biliyorum, o demirin içinde insan var. Ya yarasa adam? Ya onun insan olduğu belli zaten. Ha, senin yüzündeki şu şey var ya. Ben o yüzden seni karınca sandım. Yani karınca suratı çirkin olur, o yüzden öyle maskeyle kapattın sandım. Karıncanın suratı hiç de çirkin olmaz. Minecraft'ta karınca yok, ben ne bileyim. Eyvah, gümledik. Ya burayı da geçsem yarışı bitirebilirdim. Demek karınca adam karınca değilmiş ha. Yarış boyunca karıncalar aleminden bahsetti ya. Belgesel dinledik gibi sanki. Evet. Hiranur Çınaroğlu. Abi lütfen bir dahaki yarışta Kimil Dayı Doç Arjantin'le yarışsın lütfen Kimil Dayı. Kimil Dayı Doç Arjantin'le değil ama Doç Challenger ile yarışıyor. Hiranur Çınaroğlu için yarışıyor. Çünkü Arjantin çok yavaş ve eskiydi. O yüzden bunu seçti. Kimil Dayı'nın kaç puanı var örümcek çocuk? Kamil Dayı, Kaptan Amerika ile beraber B grubunun sonuncusu. İkisinin de 12 puanı var. Evet, Kimil Dayı'dan sonra da Kaptan Amerika yarışacak. Hangisi daha çok puan alırsa sonunculuktan kurtulur. Ya ne biçim yer burası la? Hah, tamam, kolaylıktan indik emme. Dur bakalım, araba dönüverdi. Şu rampadan da atladık mıydı? Ya araba sanki buzun üstünde gidiyor la. Bir o tarafa bir bu tarafa kayıp duruyor. Bakalım şuradan şöyle bir roketleyiverem. Hadi bakalım. Ha işte tam istediğim gibi la. Neler ne oldu la? Oo, fena çarptı. Araba yanıyor Kamil Dayı. He yanıyor la. Ve motor da durdu. La ne çabuk elendik yeğenim. Geçmiş olsun Kamil Dayı. Sağ ol yeğenim. Pervane sanki beni bekliyormuştu la. Buradan geçiveseydim ne olurdu sanki. Arabayı bir saniyede hurdaya çevirdi be. Geçmiş olsun Kimil Dayı. Çok büyük fırsatı kaçırdın. Ya Kaptan Amerika puan mı aldı yoksa? Hayır, daha yarışmadı ama belki de alır. Olabilir. Ne yapam? Bir dahaki yarışlarda ben de alırım belki. Yusuf İslam Ecevit. Bir sonraki yarışta Kaptan Amerika Alfa Romeo ile yarışsın. Kaptan Amerika son yarışçı ve Alfa Romeo 6C ile yarışıyor arkadaşlar. Kaptan Amerika son yarışçı bugünkü. Evet, kimse yarışı tamamlayamadı şimdiye kadar. O yüzden Kaptan Amerika kesin tamamlayacak gözüyle bakmayı sayı seyirciler. Çünkü kimsenin yarışı tamamlayamadığı tehlikeli yarışlar da oldu. Şimdiye kadarki tehlikeli yarışlarda. Evet evet. Kimse tamamlayamadı, kesin kaptan tamamlayacak. Son yarışmacı çünkü, demeyin sakın. Yalnız şöyle bir şey de var. Kimse tamamlayamadığı için Kaptan Amerika 10 dakikada da tamamlasa, isterse 1 saatte tamamlasın, birinci olacak, 3 puanı o alacak arkadaşlar. Aha! Pervane fena vurdu, dışarı mı uçacak? İçeride kalmayı başardı. Sence tamamlar mı? Ayaba bak, ön sol teker dönmüyor, bence çok zor çünkü daha burası yarışın başı. Yarışın başında böyle ayaba hasar aldı. Bilmiyorum yani, sonuna kadar devam edemez bence. Hızlanamaz da bence artık bu ayaba. Öyle görünüyor. En azından şimdilik düz gidebiliyor gibi. Yeteri kadar da hızlı gidiyor sanki. Bakalım şuradan taklasını atabilecek mi? Evet, bir takla geliyor. Oraya düşmeyi başaracak. Ama işte her böyle düştüğünde araba biraz daha hasar alıyor. O yüzden devamını getirebilecek mi acaba? Kaptan Amerika! Bu yarışta birinci olursan sonunculuktan kurtulacaksın. Üçüncü bile olsam sonunculuktan kurtulurum. Yeter ki Kamil Dayı puanı almasın. Onun bir puan bile önüne geçsem sonunculuktan kurtulmuş olacağım. Evet. Aslında yarışacak kimse kalmadı. Üçüncü zaten olamaz. Yarışı bitirdim. İşte çok kritik bir yeri geçti Kaptan Amerika. Gidebiliyor, güzel gidebiliyor. Bitirecek mi sence? Yani ön sol teker dönmüyor Joker. Bitiş çizgisi de göründü ama
Yani çok da yavaş gitmiyor araba. Bir hata yapmazsa bitebilir aslında. Evet. Bakalım bir hata yapacak mı? Yaklaştı, bitirecek galiba. Roketledi, roketledi. Direkt geçti finish çizgisini ya. 2 dakika 21 saniyede tamamladı Kaptan Amerika. Kaptan, 3 puanı aldın bugün. Gerçekten mi? Buna çok sevindim. Sonunculuktan kurtuldu Kaptan Amerika. Tebrikler Kaptan Amerika. Teşekkürler örümcek çocuk. Alfa Romeo'yla yarışan Kaptan Amerika bugünkü yarışın birincisi oluyor arkadaşlar. Puanını 15'e çıkardı. B grubunda 9. sıraya yükseldi. B grubunun sonuncusu artık Kimildaya. B grubunda lider Bebelek, Deadpool ve Thor. Üçünün de 19 puanı var. Bakalım bundan sonraki yarışlarda neler olacak. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Joker TV kanalına da bekliyoruz size. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.